Merhaba gençler, bugün sizlerle beraber yine bir integral ile ilgili bir soru çözüyoruz. ÖSYM bu soruları çok seviyor. Böyle integralde alan hesaplamaydı, işte boyalı kenarın alanını bulun, boyalı bölgenin alanını bulun gibi soruları gerçekten ÖSYM aşık ve her sene mutlaka integralde de bununla ilgili bir soru çıkartıyor, soruyor. Çok değişik, gerçekten güzel soruları var. Yine çıkabileceğine inandım, düşündüm. Bir integral yani boyalı bölgenin alanı ile ilgili olan bir soru beraber çözmek istedim sizlerle beraber. Öncelikle her zaman ben çözmeden önce lütfen siz bir durdurun ve biraz uğraşın arkadaşlar. Çözerseniz kendinize öpebilirsiniz, ödüllendirebilirsiniz. Çözemezseniz de hiç sorun etmeyin. Benle beraber izleyip soruyu beraber çözelim arkadaşlar. Bunda başka bir renk kullanmak istiyorum. Çünkü bu soru, bilmiyorum, kırmızı kullanasım geldi. Aşağıda fx fonksiyonu ile doğrusal hx fonksiyonu grafikleri verilmiştir. Şimdi bakın, öncelikle biz şunu belirlememiz lazım. Bu boyalı bölgenin alanı ne ile neyin arasında? Ve nasıl bir integral var bunun içinde? Bunu bulmamız lazım. Gelin bulalım. Buna göre boyalı bölgenin alanı aşağıdaki integrallerden hangisiyle ifade edilebilir denmiş. Şimdi arkadaşlar şıklara bakabiliriz. Bakın böyle sorularda riske almamak için sınavda diyelim ki böyle karıştırdınız ve bilmiyorsunuz. Sınavda riske almamak için şıklardan da ilerleyebilirsiniz. Ama tabii ki de böyle öğrenmeyin. Şıklardan ilerlemek çok bir fayda vermeyecek. Tabii ki de fayda verebilir ama çok bir fayda vermeyecek. Öncelikle boyalı bölge burası. Bakın arkadaşlar bu boyalı bölge 0 ile 2 arasında mı? İntegralimizi çizelim. 0 ile 2 arasındaymış. Bakın bu çok önemli. Bunu öncelikle bir tespit ettik. Şimdi şıklara bakalım. Bak A şıkkı 1 ile 2 arasında. Geç. C şıkkı 1 ile 2 arasında geç. 2 şıkkı eledin kafadan. Bak gitti. 3 şık kaldı. Ondan sonra baktık dedik ki bakın bir fx varmış burada ve burada da bir hx varmış. Yani fx eksi hx dersem arkadaşlar bakın buraya fx eksi hx dersem bu boyalı bölgenin alanını ben bulmuş olurum aslında. Şimdi şıklara döndüm baktım arkadaşlar. Fx artı 2 var. Olabilir mi? Olabilir. Fx eksi 2x var. Olabilir mi? Olabilir. Yani hx'e bağlı. Hx belki 2 çıkacak. B şıkkı olacak. Belki 2x çıkacak. D şıkkı olacak. Belki x çıkacak. E şıkkı olacak. Şimdi o zaman burada neyi belirlememiz lazım? Hx'i belirlememiz lazım ki işlemin sonucunu bulalım. Çünkü 3 şık da olabilir şu anda. Şimdi hx'e baktık. Bakın 0'dan hx'e dedik ki bakın arkadaşlar. Hx öyle bir şey olacak ki 0'a gittiği zaman 0 verecek. 2'ye gittiği zaman da 4 verecekmiş bize. Şimdi B'ye geldik baktık. Biz hx'e 2 versek 2'ye götürüyor yine bizi. Olmaz ki. Bize 4 lazım. Geldik E şıkkına baktık. Biz x'e 0 verdik. 0'a götürecek. Doğru mu? Doğru. Ama bakın 2 verdiğim zaman 4'e götürmesi gerekirken yine 2'ye götürdüğü için E şıkkı da olmaz arkadaşlar. Ama geldik D şıkkına. Bak D şıkkına baktığın zaman 2x olur. Neden 2x olur? Bak x'i de niye parantez aldım ben? Dur şunu silelim. 2x olur. Neden 2x olur? Bak x'i 0 verdiğim zaman 0'a götürdü. Okey. X'e 2 verdiğim zaman beni 4'e götürdü. Okey. Demek ki hx neymiş? 2x'miş arkadaşlar. Yani bu da ne demek oluyor? Bakın grafiğimiz. 2x dx olacakmış. Yani cevabımız Denizli'ymiş arkadaşlar. Bakın. Yani çok bir zor bir soru değil aslında. Yani gerçekten kolay bir soru. Ama integrali biraz kavramanız lazım. Bu sorular gerçekten çok zor değil. Ama bazı öğrenciler integral bilmediği için gerçekten çok zorlanıyor. Ama sizi sınava kadar limit türev integrali sevdireceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Çıkabilecek soruları hep beraber çözeceğiz. Ve bunları izledikten sonra izleyen sen genç kardeşim çok şanslısın. Çünkü bu soru sınavda çıkacak. Ben biliyorum. Sınavda çıktıktan sonra da sınavdan çıktıktan sonra ya Mustafa hocam bunu söylemişti. Bu soru çıkacak diye bana dua edersin arkadaşım. Buna benzer gerçekten sorular çıkacak.
Açıp bakabilirsiniz. Geçmiş yıllarda ÖSYM ne sormuş? Buna benzer çok sorusu var. Tamam mı? Her zaman dediğim gibi matematikle kalın, matematiğin genciyle kalın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.